Arkadaşlar merhaba. Şimdi de e, ADC tier listi bitirdik. Önce solo queue için. Draven şu anda oyundaki en iyi solo queue karakterlerinden biri. Çok baskıcı. late de güçlü. Öl'de de güçlü. Mid game'de de güçlü. Essence River sonrası ya karar mı ya kalkaya gidiyorsunuz. Birçok de çok kuvvetli olabiliyor. Lulu ile oynanıyor. Yumi ile oynanıyor. Rell ile oynanıyor. Leona ile asistle. Supportlarında da ile oynanabiliyor. Yete çok zor bir karakter. Eksiyanı aşırı zor bir karakter. Ama eğer oynamayı biliyorsanız oyundaki mekanik olarak en zor karakter olabilir. Ama oynayabiliyorsanız şu an oyunun iyi ADC'si. İkinci olarak Kaysa var. Kaysa map'te çok fazla play'e gidebiliyor. Execute'u var. Ve de aynı zamanda öyle demince çoğu ADC'ye göre çok daha fazla team fight'larda 1v1'de değil de team fight'larda ve aynı zamanda engage support'larıyla çok güçlü. Ama enchanter'ların çoğuyla atıyorum yani Nami ile Soraka ile çok iyi değil. Bir tek Lulu iyi. Onun dışında Naturalist Leona gibi bir engage karakteri istiyor. Ha? Takımında da CC istiyor. Ve aynı zamanda bir tık daha fazla iteme ihtiyacı var. Oyunu götürmeye başlaması için. Ama hala oyunun en iyi ADC'lerinden biri olduğu için Z tier'da bu ikisi var. Z tier'ın altında ADC'lerimiz var. MF Kraken build'ıyla hala çok güçlü arkadaşlar. Heimerdinger ve Kartus oynuyorsanız iğrenç karakterler. Çok kuvvetliler. Özellikle takımınızda AP eksiği varsa Heimerdinger, Kartus'u eğer ikisini oynayamıyorsunuz veya banlıysa Ziggs'i en son durumda da Veigar'ı alt koridorda oynayabilirsiniz. Varus, AP Varus da oynayabilirsiniz bot lane'de bu sırada. Varus şu anda Atak Speed'de, Lethality'si de, AP'si de Playable. Ee, en güçlü versiyonu AP'si, sonra Lethality'si. Ancak takımınızda bir tam Kench veya Lulu varsa Atak Speed Varus oynayabilirsiniz. Samira Solokyo'nun canavarı. Ben Samira ile geçen sezon %78 win rate'im vardı. Ee, da her maçı kazanabiliyor. Çok güçlü bir karakter. Kompetitif için çok iyi olmasa bile Solokyo'da eğer support'unuz Rell veya Nautilus falan aldıysa ve de karşıda engage atılması kolay bir varsa bunu alın oyununuzu oynayın. Durumsal S birazcık daha dikkat etmeniz lazım duruma anlamında. Kalista'yı aldığınız maçlarda supportunuzun Renata veya Treş olması lazım. Tabii Natulus ve Rel gibi karakterler de olur da Renata ve Treş'le ile almaya dikkat edin birazcık daha. Güçlü bir karakter ama karşı takımda slow olmamasına dikkat edin çok fazla. Bir de i̇şte genel olarak late'te takımınızda ee, çok fazla demir sıkıntısı çekecekseniz de dert yaşayabilirsiniz. Karşı takıma sonsuz katlayabileceğiniz bir komp varsa gayet güzel bir karakter. Kogmaw, karşı takımın Kogmaw ve Vayne, karşı takımın tanklığına doğru orantılı olarak değerleri artan karakterler. Eee Kogmaw range'i daha yüksek, laning'i çok daha güçlü. Lulu Kogmaw direkt olarak 2v2'leri birçok koridorda kazanıyor. Vayne'in ise koridor aşımız çok daha zayıf ancak full tank takımlara Kokmadan daha kolay eritebiliyor. Ancak kokma bir tık daha iyi. Bu sırada soldan sağ, e, en soldaki karakter en iyi karakter o tier'daki. Onu da hatırlatayım. Jin de eğer Zaira veya Brand gibi adi supportlarla oynarsanız çok iyi durumda açıkçası. Zeri bufflardan sonra çok çok iyi durumda. Caitlyn hem lethality hem atak speed'i oynayabiliyorsunuz. Menzil çok yüksek, çok güzel işebiliyor. yapabiliyor. Ezreal üçlü kuvvette de oynanıyor. Bir zırtleşme mitke ile de oynanabiliyor. Güzel bir durumda gerçekten Ve de aynı zamanda koridoru oynaması rahat Çok yüksek yetenek seviyesine sahip Aynı Draven gibi yetenek tavanına sahip Şöyle yetenek tavanı ve tabanı diye bir şey var Bundan daha önce bahsetmiştim Twitter'ımda da var Draven'ın yetenek tavanı da yüksek tabanı da yüksek Yani Draven'ı belli bir seviyede oynamanız için Yetenekli olup baya iyi oynamanız lazım Potansiyeli de çok yüksekte Ezreal'ı oynaması daha kolay Tavanı daha düşük ama tavanı hala yüksek Draven kadar yüksek o yüzden Maksimumda oynarsanız çok rahat oyun taşıyabilirsiniz Güzel bir karakter Zaya eğer ultisine çok ihtiyacınız varsa veya supportunuz rakansa oynayabilirsiniz. Tristana supportunuz lulu veya engage ise Kaysa kapalıysa Kaysa'nın yedeği, ee, Twitch'te bir nevi lulu yedeği diyebilirsiniz. Aynı zamanda mide gidip çizlemek için de kullanabilirsiniz. Zig zik oynamayabiliyorsanız arkadaşlar diyecek çok bir şey yok. Güzel bir AP seçeneği. Kuleleri de güzel bir şekilde yıkıyor. Yasuo doğru matchup'larında çok çok iş yapabiliyor. Özellikle takımınızda. Twitch evet Kog'Maw'ın yedeği. Kog'Maw yedeği. Özellikle takımınızda range varsa veya karşı takım full yakıncıysa Yasuo gerçekten çok güçlü olabiliyor. Sivir, Yumi ile şu anda sadece bence seçilmeye değer. Onun yerine başka karakterler seçebilirsiniz. Arkadaşlar ADC'lerin çoğu çok benzer gameplayleri sahip olduğu için Mesela Twitch Sivir alacağınızda eğer supportunuz Yumi değilse Zaya alsanız daha iyi olabilir büyük ihtimalle. Veya Caitlyn alsanız daha iyi olabilir büyük ihtimalle. Seraphine de bazı 2 ve 2 lane'lerinde çok çok iyi durumda. Jinx ne yazık ki eskisi gibi değil. Aynı şekilde Aphelios. ikisi de şu anda solo için hiç iyi karakterler değiller. Çok geç açılıyorlar. Lucian Nami ile hop şuraya geliyor. Ama Nami siz Kraken ile belki oynayabilirsiniz. Ama çok çok iyi durumda değil. Ve eğer AP karakter arasında en kötüsü ancak eğer iyi oynuyorsanız hala güzel bir durumda. Nilah Uh, item mi yok, istediği itemleri bulamıyor. Eş de arkadaşlar eş oynamak istiyorsanız support'ta oynayın. Competitive'de çok çok fazla şey değişmiyor. Draven birazcık daha aşağı ne? esin sonuna düşüyor. Uh, Tabii A'ya düşüyor Samira da. Uh, bunun sebebi Draven'ın esin sonuna düşmesinin sebebi Draven'ın stacklerini çok rahat kontrol edebiliyor karşı takım ve Draven'a e o kill'i vermemek için uğraşabiliyorlar. Ya da o Draven'ın snowball'ına o kadar kolay yakalanmıyorlar. Uh, Competitive'de büyük ihtimalle Z tier ADC yok. Kaisa ve MF ve Kalista artık durumsaldan çıkıyor birazcık kalista. Çünkü e, bu durumu yaratıyor pro takımlar. E, bu üçlü şu anda çok iyi durumda. Zeri ve Caitlyn de büyük ihtimalle buralarda bu şekilde. Hatta MF bir tık daha geride, Caitlyn bir tık daha önde. Bu şekilde bir durum görebiliriz. Karthus hala çok güçlü. Heimerdinger hala çok güçlü. Varus hala çok güçlü e, burası için. A'ya geldiğimiz zaman A'nın en iyisi Ezreal. Sonrasında Zaya pro play için. Sonrasında Aphelios. Aphelios'un bu yüksek, büyük yükselişi pro play sayesinde. Hatta bile daha iyi olabilir. Ee, Lucian'ı da Tristan'ın bir tık önüne koyarız. Tristan'dan sonra Jinx. Sivir. Twitch ve Samira şeklinde. Xli de şuralarda bir yere koyabilirim ben. Kompetitif ee, için büyük ihtimalle sıralamam böyle olur arkadaşlar. Aynen. Kompetitif sıralamamın böyle olacağını düşünüyorum. Hmm. Ha eşi de atalım buraya. Kompetitif vadeye sıralamam da böyle olur arkadaşlar. B tier yok. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Support'ta görüşmek üzere.